أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعه الحاضرين والسامعين والمشاهدين değerli kardeşlerim muhterem müslümanlar aleyhissalatu vesselamın ümmeti bilmiş olunuz ki sizler öyle bir peygamberin ümmetisiniz ki hayat safhasında mutlu olacağınız kendinizle barışık ailenizle barışık çevrenizle barışık, idarenizle barışık bir halde saadete ulaşacağınız ne varsa o size takdim etmiştir. Hayatıyla, sözleriyle sahabelere aktarmış ve bizlere iletilmiştir. Burada bize düşen, hani bir önceki sohbetimizde Kur'an mehcur, Muhammed Mustafa metruk, Kur'an mehcur, Kur'an'ı terk etmişiz. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı terk etmişiz. İşte bundan dolayıdır ki hasire dünya vel ahire. Hem dünya husranda hem ahirette husranda. Hem ahiretimiz hem dünyamızın husranda olduğu bir tek sebebi var. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ile tanışmamak. Onu kendimize örnek edinmemek. Onu evimize taşımamak. Onu sokağımıza taşımamak ve onu idaremizde örnek edinmemek. Bütün bunlar sebeptir ki huzursuzuz, bereketsiziz ve darmadağın bir millet, bir ümmet haline almışız. O nedenle hayatın bütün safhasına Kur'an el atıyor. Hayatın bütün safhasına Kur'an el atıyor. Neyle mutlu olmamız gerekirse, neyle ileri bir noktada huzurlu olmamız gerekirse, Kur'an bunu apaçık aktarmakta, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı da işaret ederek onu örnek edinin, onunla yol alın. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةُ حَسَنَةً Hazreti Muhammed Mustafa'da sizin için çok güzel örnekler vardır. Evet. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ Muhakkak sen en yüce ahlak üzeresin ey Muhammed Mustafa. Onun için değerli kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Efendimizin ahlakını ahlak edinmeliyiz. Aldığı sireti suratımıza vurmalı ve o surat üzerine siret almamız gerekir. Aksi halde çok zor, çok sıkıntılı günler bizi bekliyor. Onun için bizler dersimizde hadislerle ahlak, yani Kur'an'la tedavi, yani Hazreti Muhammed Mustafa ile yol alma, onun dışında değil. Kim onun dışında örnek edinirse kaybeder. Kaybeder. Nitekim günümüzde Müslümanların kaybedişinin tek nedeni kendi öz reçetesini kullanmaması. Kur'an'ı kullanmaması. Kendi öz önderini, rehberini önüne koymaması, Hazreti Muhammed Mustafa'yı koymaması. İşte bütün bunlar bizi ne yapıyor? Oraya buraya dalgalandırıyor ve böylece kendimize gelmeyerek yol arıyoruz. Değerli kardeşlerim, hayatın bütün safhasına Kur'an ve sünnet bize yol gösteriyor. Ve ondan dolayı da bizi başıboş bırakmamış. Ve ümmet olarak bize وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُنْ farzdır. Olsun, sizden muhakkak davetçiler olsun, nasihatçılar olsun, birbirinize örnek olacak sınıf olsun, insan olsun, evet, hayra davet etsinler, iyiliğe davet etsinler, güzelliğe davet etsinler, İyiliği emretsinler, kötülükten sakındırsınlar. Yani
baba evlada müdahale edebildiği gibi komşu komşuya da müdahale etmelidir. Kardeşim, bu sabah namazını beraber hadi bakayım şu camide cemaatle kılalım. Ne güzel. Adımlayarak, sohbet ederek bu sabah beraber sabah namazına gidelim. Varsa bir hata, ona İslami üslup dairesinde incitmeyerek, üzmeyerek, kırmayarak, hor görmeyerek, koluna takılarak ona şu hatayı yapmayalım. Var mı bugün bunu yapabilme gücümüz? Yok. Cesaret edemiyoruz. Apartmanda iki komşu birbirlerinin ismini bilmiyor. Kapıcıya soruyor. Bu şahıs burada oturuyor mu, oturmuyor mu diye. İşte bu kadar ümmet bir apartmanda, bir köyde, bir şehirde birbirine fersah fersah uzak düşmüş. Halbuki biz tavsiye ümmetiyiz. Tavasav bil hak ve tavasav bil sabr. Onlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Onlar birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Hak kelimesinin altında bütün iyilikler var. Kul ca'al hak ve zahakal batil. Hak geldi, batıl zail oldu. Hak nedir? İslam. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Onun için وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Kim İslam'ın dışında herhangi bir din, yol, metot, menheç, ahlak, örnek edinirse ondan kabul görülmeyecektir. Onun için biz Müslümanız elhamdülillah. Onun için değerli kardeşlerim, bize hadislerle Efendimiz sahabelerine aktardığı olaylar ve vakalar üzerine ne yapmıştır? Ümmetini ilelebet terbiye etmiştir. Ahlak öğretmiştir. Bir baba ahlakını öğretmiştir. Bir anne ahlakını öğretmiştir. Bir ebeveyn ahlakını öğretmiştir. Bir karı koca muamelesini, bir aile muamelesini, bir komşuluk muamelesini, bir sokak muamelesini, bütün bunları İslam'ın üzerine oturtmuş ve günümüze dek o ahlakla yaşananlar medeniyet yazmışlar. Bakınız böyle bir 100 yıl öncesine, hatta %50'siyle yaşanılmış, %70'iyle yazılmış, %100'de değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asr-ı saadeti 32 yıl olarak tabir etmekte. Ondan sonra ısırıcı, yani sultanlar, idareciler, padişahlar dönemi başlayacak ama yine de İslam'ın özünden, mayasından kopmayacaklar. Ne zaman ki İslam'ın mayasından, özünden kopuldu, işte o zaman bak görüyorsunuz, İslam coğrafyasında kandan başka, gözyaşından başka yok. Evlerinde huzursuzluk, kızından muzdarip, oğlundan muzdarip, ortağından muzdarip, komşusundan muzdarip, babasından muzdarip. Fe subhanallah, bu kadar darba dağın bir ümmet. Halbuki Kur'an var. İşte bugün de sohbetimize hadislerle ahlak dersimiz devam etmekte. 53. maddeye geldik. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. الله تعالى buyururlar. Ondan daha وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قَوْلًا اَوْ قِيلًا. Tamam mı? Allah'tan daha doğru konuşan var mı? Daha dinlenecek birisi var mı? Hatta ulemalar, muttaki ulemalar, ne garipti ki haramı işlerken babasından gizler, komşusundan gizler, Allah'tan gizlemez. Allah'ı onlardan daha zayıf mı biliyor acaba diyor. İtikadı fazla bu kadar hassas gider alimlerimiz var. Haramı işler, babasından gizler, annesinden gizler, komşusundan gizler, çevresinden gizler ama üzerinde Allah var. Acaba diyor, onu onlardan daha zayıf mı biliyor? Ama mutasavvuf ulema hayır diyor, Erhamur Rahimindir diyor o. Onu yaratan o rahmet sahibi Allah Gafurur Rahim'dir. La taknatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunube cemi'a. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahlarınızı affeder. Buna sığınıyor o aciz diyor. Tevil ediyorlar. Tevilu bil hayr.
Onun için değerli kardeşlerim, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la te'ekulu emvalekum beynekum bil batıl, sakın aranızda mallarınızı haramla, birbirinizin hakkına geçerek yemeyin. Batıl yolla, yöntemle yemeyin. Size hangi hak biçilmişse ve ne kadar size pay biçilmişse ona kanaat getirin. Sakın birbirinizin malını çalmayın, çırpmayın, hakkına geçmeyin. Ve bunu yaparak da siz ciddi şekilde ne yaparsınız? Zarar verirsiniz. Kendinize, toplumunuza, çevrenize ve ümmete zarar verirsiniz. İlla en tekuna, ancak şunu yaparsanız, bu kazançla mal elde ederseniz gayet güzel. Kur'an illa istisnaiyedir burada. Çıkarıyor. İlla en tekuna ticareten en taradin, ancak karşılıklı rıza ile bir ticaret yaparsanız olur. Ticaret caizdir. Karşılıklı malı ne yaparsınız? Karşılıklı rıza ile birbirinize alır verir ve bir tasarruf yaparsınız, olur diyor. Antaladın minkum, karşılık. Şimdi değerli kardeşlerim, ticaret. Ehallallahu'l bey'e ve harramer riba. Allah Teala alışverişi helal kılmış, faizi haram kılmıştır. Faiz hayır. Faiz de karşılıklı mala geçmedir. Ter akıtmadan, emek vermeden, efendim, asalak bir şekilde, hantal bir şekilde ve zulmen mal elde etmektir. İleriki derslerimizde bu konuya geleceğiz. Ama şu anda buradaki hazırda olan hadisleri işleyerek gidiyoruz. Ayet-i kerime bu şekilde. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ, sakın kendinizi öldürmeyin. Bazı ulemalar, yani hakka geçerek malınızı bereketsizlendirmeyin. Hakka geçerek kendi kendinizi öldürmeyin. Bu ayeti ona, hakka geçerek malınızı bereketsiz ve tamamen faydasız ve tamamen zararlı, hem dünyada hem ahirette size ateş olacak bir hale dönüştürmeyin. Çünkü sen adamın malını aldığı zaman adam hakkına geçiyorsun. İşte bu seni öldürür diyor. Bakma ki sen iki günlük bir sevinçle o malı elde etmişsin. Onu ahı senden çıkarılır. O mal senden alınır. İmanın var mı? İman ediyor musunuz kıyamet gününe? O zaman kıyamette alınır. Neslinden alınır. O nedenle değerli kardeşlerim, buradaki şey çok. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا. Muhakkak ki Allah Teala size çok acıyandır. Bazı ulemalar da وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ, Efendimizin bir yol alışında bir gencin kendi elini kestiğini görüyor. Yani bu kendilerine intihar mahiyetiyle vesaire bir şekilde damarlarını kestiğini görüyor. Bu şekilde bir ölümün haram olduğunu, sakın ha kendi canınıza kıymayınız diye de sebebi nuzul olarak bunu da gösteren vardır. Ve sakın ha canınıza kıymayın. Sizler kalacağınız hayatta zorluklarınız varsa Allah gafurur rahimdir. Allah size acıyandır ve o zorda kaldığınız ne varsa onu giderir. Onu Allah'a bırakın. Onu siz altına çıkamayacağınız bir şeyse onu Allah'a bırakınız. Değerli kardeşlerim, an Ebi Umamete radiyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebi Umame radiyallahu anh'den rivayetle Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. İnne tacire, bir tüccarı tarif ediyor. Tüccar, alışveriş yapan. Günümüzde tüccarlarımız, efendim, bakınız Efendimiz aleyhissalatu vesselam ticarete ve ziraata şu ibareyle işaret buyurmaktadır. Ni'mel mekasibu et-ticaretu ve'z-zira'a. Geçim kaynaklarının en verimlisi, en iyisi, en faydalısı ticaret ve ziraattır. Dikkat ederseniz şu anda dünyada kota konulan bu ikisidir. Şunu satamazsın, şunu veremezsin. Özellikle İslam coğrafyasında bir de ziraat, şunu ekemezsin, şunu efendim şu sınırda ancak bir zamanlar Kahramanmaraş'a, değil mi, beyaz altın dediğimiz bir pamuk vardı, şu anda yok.
Ama binlerce kilometre uzaktan, efendim Amerika'dan, memleketten, efendim daha ucuz oluyor anlamında buraya geliyor. Buradaki çiftçi ekiyordu bunu. Ve çırçır fabrikalarımız vardı. O zaman tekstil de yoktu. Nitekim Kahramanmaraş'ta çok farklı bir ekonomi ve çok farklı bir efendim ticaret oluşturdu ve katkısı oldu. Ama bugün bir yerlerde mısır ekilmez, bir yerlerde tütün ekilmez, bir yerlerde tütün ediyorum ben. Çünkü bunlar kendileri ekiyorlar çünkü. Kendileri istedikleri gibi yapıyorlar. Efendim daha çok isimler var ama gel gör ki efendim senin coğrafyanda mısır ekemezsin. Şeker pancarı bu kadar ekeceksin. Efendim ha, onun için ticaret bu kadar önemli. Ni'mel mekâsibu et-ticâre ve'z-zirâ'a. Ticaret ve ziraat. Efendim patent almadın. Bunu yapacağım. Patentini alman gerekir. Avrupa'da ben kendim gördüm. Kahramanmaraş'ta giden iç çamaşırları orada 14-15 metrekarelik bir alanda sadece etiket vuruluyor. Sadece etiket vuruluyor. Başka yok. Etiket yani marka vuruluyor. Buradan aldıkları 2 liralık malı bize 15 liralık şeye geliyor. İş yerlerimize geliyor. Ve orada da 20 lira bize satılıyor. 2 liralık buradan aldıkları. Bunu bana söyleyen işçilerimiz, Maraşlı işçilerimiz orada, Türk işçilerimiz orada bana onu söylüyorlardı. Sadece etiket. Onun için değerli kardeşlerim. An Ebi Umamete enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne tacire bir tacir idâ kâne fihi arba'u hisâlin. Şu 4 özellik varsa tâbe kesbuhu. Onun alışverişi helaldir. Tâbe kesbuhu. Onun alışverişi helaldir. Onun alışverişi bereketlidir. İdâ iştera lem yedum. Bir mal aldığı zaman tamam mı? Ya aslında bu mal bu para yetmezdi de ama aldım. Zem etmeyecek. Malı aldı mı sen rızayla aldın. Paranı verdin aldın kardeşim. Gittin elini dokundurdun, gözüyle baktın, bilir kişi getirdin vesaire efendim bütün sebepleri kullandın, vesileleri kullandın. Aslında etmezdi, aslında böyleydi, aslında şöyleydi diye zem etme diyor. Razı ol. Ve izâ bâ'a lem yemdâ. Satmaya çalıştığı zaman da olduğundan fazla göstermez. Benim malım var çok kaliteli. Çok şu, çok bu. Özü neyse o. Neyse o. Onu kalkıp efendim olduğundan fazla gösterirsen bu da aynı zamanda sana zarar verir. وَلَمْ يُدَلِّتْ فِي الْبَيْعِ. Ve alış verişte tedlis yapmaz. Yani kötüyü altta iyiyi üste çıkarmaz. Hani Efendi Aleyhisselatü Vesselam gelir 50 kor efendim bir efendim satıcının efendim sevdesinin içerisinde bakar ki güzeli efendim üste çıkarmış efendim çürümüş veyahut da eskimiş veyahut da bayat olan veyahut da efendim satılmayacak durumda olanı da alta koymuş ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarı verir. Men gashşene feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Usulü fıkıhta bu kıyas bütün amellere kıyas yapılmıştır. Bizi aldatan bizden değildir. İster alışverişte, ister ahlakta, ister muamelede, nerede de olursa olsun. Efendimiz işte o güzelini üste koyup, çirkinini alta koyarak, kandırmaca, tedbis yaparak satış yapanın men ediyor. Onun için bu adam da fayda görmez diyor. وَلَمْ يَحْلِفْ فِي مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ. Bir de yeminle mal satma. Vallahi ve billahi. Hatta öyle ki, Efendi Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler geliyor. Ya Resulallah bir Arabi geçerken elinde bir koyun vardı satıyordu. Biz de ona satıyor musun diye sorunca Allah alem bizim ucuz alacağımızı zannederek vallahi satmıyorum dedi. Vallahi satmıyorum dedi. Ama bilahare takip ettik ki gittik biraz ileride sattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahiretini dünyasına sattı diyor. Ahiretini dünyasına sattı. Yanlış yaptı yemin ederek. Onun için değerli kardeşlerim, bu noktada tüccarlarımız aldıklarına razı, sattıklarını hakkıyla satacaklar ve kandırarak, aldatarak, kalitesinden efendim şey yaparak, karşı tarafı kandırma usulüyle kabul ettirerek değil ve aynı zamanda yemin ederek değil. Bu dördünü yapmadıkları zaman onların kesiplerinde bereket vardır. Onların efendim ticaretinde helal vardır. Yine de Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam an Ebi Hureyre'te kâle kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle Efendim Hazreti Ebu Hureyre buyuruyorlar. Yakulullah, Allah Teala buyuruyor. Bu hadis-i kutsi. Ene sâricu şerikeyni. Ben iki ortağın üçüncüsüyüm. İki ortağın üçüncüsü. Ortaklar, ortak olur iki kişi. Ben üçüncüsüyüm. Evet. Ma'lem yakun. Onlardan biri hainlik etmediği müddetçe. Ehaduhuma sahibehu. Onlardan biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben üçüncüsüyüm. Yani onların ortağıyım, bereket veririm onlara. Onların birbirlerine razı olmaları, ben de onlardan razıyım. Ama fe'in khane, yok eğer ortaklardan biri diğerine hainlik eder, ticarette hainlik eder, malda hainlik eder, satışta hainlik eder, efendim ederse haraçtu beynehuma, ben onların arasından çıkar, ve ca'e şeytan, şeytan onların arasına girer. Hakikaten bir bakarsın 10 yıl 20 yıllık ortaklar bir şekilde efendim halbuki götürebilirler ve o da İslami ölçülere göre ayrılabilirler. Birbirlerini incitmeden, üzmeden, çocuklarının dönemi gelmiş, gençler, belki onlar birbirlerle uyuşmazlar. Biz uyuştuk, 20-30 yıl, 40 yıl uyuştuk ama çocuklar uyuşmuyorlar. Hadi oturalım, İslami ölçülere göre iki şahit, değil mi? Bilir kişi, ayrılalım. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Allah bereket versin. Ama buna rağmen hainlikle birbirlerine ayrılıyorsa, bilmiş olsun ki zarar eder. Hani Nu'man bin Beşir, radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Nu'man bin Beşir, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle, kâle Resul, men khâne şeriken lehu, fîmâ i'temenehu aleyh. Kim? Kendisine teslim edilmiş maldan dolayı, veyahut da güvenilmiş maldan dolayı, kendi ortağına hainlik ederse, وَاسْتَرْعَهُ ve onu korumuş olduğu malda kendi, sen kal, hani bir ortak kalır mala bakar, bir ortak kalır malı işletir, bir diğeri kalmaz. Öyle bir şekilde eğer hainlik ederse ortağına, فَاَنَا مِنْهُ بَرِيْهُ diyoruz. Allah Teala, ben ondan beriyim. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben de ondan beriyim, o benim ümmetimden değildir diyor. Biraz önce Allah çıkar, şimdi peygamber, ben ondan beriyim diyor. Ben ondan beriyim. Onun için değerli kardeşlerim, bizler bu noktada çok dikkat etmeliyiz. Aksi halde eğer dikkat etmezsek zarar ederiz. Bakın şu sınıf insan olalım ve bu ayeti kerimeyle sohbetimizi bitirelim. Kâle Allahu Teala, Allah Teala buyurur. Ricalun, nice erkekler vardır. Bakınız, nice erkekler vardır. O nasıl erkeklerdir ki böyle bir taaccüp. Ha? La tulhihim ticaretun. Ticaretleri onları aldatmaz. Nefislerini şımartmaz. Evet. Ve la bey'un. Alışverişleri onları şımartmaz. Alıkoymaz. Neden alıkoymaz? An zikrillah. Allah'ı hatırlamadan alıkoymaz. Biliyor ki Allah var. Ortağının üzerinde Allah var. Satışı yaptığı malın üzerinde Allah var. Satarken Allah var, alırken Allah var. Korkusu Allah. Kalbine hiçbir zaman kazanayım, nasıl kazanırsam kazanayım yok. Zaten bu uslup İslam'da zulümdür. İslam'da zulümdür. Kazanayım da nasıl kazanayım? Olur mu? İslam'ın ölçüsünde kazanacaksın. Onun için ricalın, onlar öyle erkeklerdir ki la tulhihim, alıkoymaz onları ticaretleri ve la bey'un, alışverişleri. Neden alıkoymaz? An zikrillah, Allah'ı hatırlamada, Allah'tan korkmada alıkoymaz. Başka? Ve ikamı sala, namaza alıkoymaz. Ne kadar müşterileri olursa olsun, zamanım yoktur efendim, hani bazen söylüyoruz ya, kolunu çermelemiş, ikindi namazı girmek üzere 5-10 dakika kalmış, ya şu namazla geçirdim ya. Niye geçirdin kardeşim? Niye geçirdin? Zamanında ezanla camiye gidecektin. Aslında daha önce ticarethaneler öyle bırakır, cemaata gider, gelirlerdi. Kimse mallarına da karışmazlardı. Öyle bir toplum, öyle bir millet. Bırakır sahipsiz gider, namazı kılar gelir. Evet, Rabbin tekrar iade etsin. Ve ikam-ı salâh. Ticaretleri ve alışverişleri onları namaz kılmakta alıkoymaz. Zamanım yok.
Sen zaman Allah'a tayin ediyorsun. Subhanallah. Kulluğa tayin ediyor. İta'z zeka. Zekatı vermekten alıkoymaz. Zekatlarını verirler onlar. Burada Allah'ın malı var. Namaz kıldığı gibi zekatla. Niye? Çünkü yekâfûne, onlar korkuyorlar. Onlar biliyorlar ki ellerindeki kasa geçicidir. Servet geçicidir. Mal geçicidir. Bütün servetinden bir kefen yan orası nasip olur ya olmaz. Bütün servetinden ona bir kefen yan nasip olur ya olmaz. Biliyor bunu. Bu şuurla ticaret yapıyor. Allah'ı kaybetmeme şuurla ticaret yapıyor. يَوْمَ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ O gün ki kalpler orada evrilip çevriliyor. Kıyamet günü. وَالْأَبْصَارِ Gözler. Sekerat gelir değil mi? Ölüm gelir değil mi? İşte onun için değerli kardeşlerim. Bizler ne olursak olalım, nerede olursak olalım, Allah'ı kaybetmeyelim. Resulullah'ı kaybetmeyelim. Kendimize kaybetmeyelim. Her an bizimle beraber, meleklerle beraber. Efendim bizi kontrol altındayız. Ailemizde, sokağımızda, caddemizde. Onu bırakmayalım. Allah-u Teala kalplerimizden kendisini çıkarmasın. Allah-u Teala kalplerimizi kendisinden hali etmesin. Allah-u Teala kalbimizi Resulullah'ın sevgisinden mahrum etmesin. Allah kendi sevgisini ve sevgilisini kalplerimize hakim etsin değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda etsin. Ve Allah Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kaim ve daim etsin. Cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Aqulu kavli hada ve estagfirullah li ve lekum ve ufuvid emri Allah. إن الله بصير بالعباد وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح ساداتنا الكرام الفاتحة